Herkese merhaba. Yeni bir renk tanıtım gününe hoş geldiniz. Ben Hande Balkaya. Ben Halil Can Yaman. Ben Levent Yıldız. Bugün size elimizden geldiğince hem ürün gamımızdan hem TCM markasından hem de Enka olarak yaptığımız faaliyetlerden bahsedeceğiz. Tabii ki gönül isterdi ki yüz yüze olalım. Yine eski zamanlardaki gibi birlikte dokunarak ya da hissederek bir takım aktivitelerimizi yapalım. Ama malum içinde bulunduğumuz durumdan ötürü online olarak da olsa dijital dünyadan da sizlere dokunmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Enka pazarlama olarak bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Ve 50. yılımızda da büyüyerek yeni markalarımızla, yeni arkadaşlarımızla, yeni faaliyet alanlarımızla daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bugün burada bulunmamızın amacı TCM markamızı tabii ki de tanıtmak. TCM markasını 1992 yılından bu yana Enka pazarlama olarak satış, servis ve yedek parça olarak mümessilliğini yürütmekteyiz. 3 ana fabrikada hizmet veriyoruz. İspanya, Japonya ve İsveç olmak üzere. Japonya fabrikası dizel forkliftler için, İspanya fabrikası akülü forkliftler için, İsveç fabrikası da bütün depo içi ekipmanları üretimini yapmaktadır. Hande Hanım'ın bahsettiği gibi bugün de İspanya fabrikada üretilen 3 ton kapasiteli FEB30 modelimizden bahsedeceğiz. İspanya fabrikada üretilen akülü modellerde 1.6 tondan başlayıp 5.5 tona kadar ürün gamımız değişiyor. Bahsettiğimiz gibi İspanya'da üretilen FHB modellerimiz, burada yazan yani size bahsedeceğim 3 ton akülü modeli Avrupa fabrikada üretilmiş ve dizayn olarak çok daha oval hatlara, estetik hatlara sahip. Şasisi kompakt, manevra yeteneği oldukça yüksek. Bu yüzden rekabet açısından oldukça kompakt, dizaynı güzel bir makine. FHB30 modelimizde aracın ergonomisinden size biraz bahsedeyim. Burada oldukça alçak konumlanmış bir basamağımız var araca giriş çıkış için. Bu şekilde inip binebilmek için. Operatör koltuğundan bahsedecek olursak Gramer marka amortisörlü ve üzerinde sensör olan bir koltuk kullanılmış. Araç ergonomisinden devam edecek olursak operatör iş güvenliği ayakkabısıyla bile diz, baş ve ayaklarını rahatça burada konumlandırabileceği şekilde ferah bir dizayna sahip makinemiz. Bunun dışında görüş açısı olarak asansörün zincir, rulman ve mast dizaynına bakarsak oldukça ferah bir görüş açısına sahibiz. Bu da makineye olan görüş hakimiyetimiz açısından oldukça avantajlı. Makinamızın üzerinde yine operatör ergonomisiyle devam ediyoruz. Elektrikli direksiyonumuz var. Bu bizim bütün akülü serisinde standart olarak getirdiğimiz bir opsiyon. Bunun dışında yenilenmiş display ekranımız var. Bunun da avantajı nedir? Gündüz, gün ışığında, yoğun gün ışığında operasyon bile yapsanız oldukça net bir görüş sağlar ve tüm buradaki parametreleri ekran üzerinden takip edip siz de bütün ayarları değiştirebilirsiniz. Mast kontrollerimizle ilgili standartta getirdiğimiz mekanik levye tipi kumanda kollarımız mevcut. Bunlar tabii servis açısından ve arıza açısından oldukça avantajlıdır. Çünkü mekanik yapıdadır. Bunun dışında opsiyon olarak fingertip dediğimiz veya multipilot joystick kontrollü seçeneklerimiz de var. Araç ergonomisinden yine devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi operatör operasyon esnasında yürüyüş alanındaki iş güvenliği açısından çevreye hakimiyet ve taşıdığı yükün etrafını görme açısından oldukça geniş görüş açısı sunan bir dizayna sahip. Hem bu ortadaki karaların dizili sistemleri, zincirlerin dizili sistemleri hem de diğer açılara baktığınız zaman oldukça geniş bir görüş açısına sahipsiniz. Bu da operasyon için oldukça önemli bir durumdur. Aydınlatmadan bahsedecek olursak yenilenmiş kasamızda klasik aydınlatmaya göre koruma kafesi yerine mast üzerine aydınlatmalar konumlandırılmış. Bu da nedir? Yükün üzerinden operatöre geri yansıma yapmayacak. Bu yüzden yükün ilerisini aydınlatma gibi bir dizayn avantajımız var. Aynı şekilde arka tarafta da bir aydınlatma sistemimiz var. Bunları getirdiğimiz makinelerde standart olarak sunuyoruz. Yenilenmiş display ekranımızdan çoğu parametreleri görebiliyoruz ve hatta makinede kullanacağımız opsiyonları, direksiyon ayarı, koltuk ayarı, araç kullanımı gibi opsiyonları nasıl kullanılacağını veya nasıl değiştirilebileceğini ekrandan görebiliyoruz. Burada bizi makine yönlendirme yapıyor ekrandaki uyarılar ve opsiyonlar donanımlar sayesinde. Ayrıca iş güvenliği için çok önemli olan ağırlık göstergesi getirilmiş tüm akülü makinelerde standart. Bu suretle operatör taşıdığı yüklerin ağırlıklarını ekrandan görebilecek. Bu da iş güvenliği için oldukça önemli bir donanımdır. Yine ekranda aynı kullandığımız cep telefonlarında olduğu gibi yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapıyor. Burada saat, tarih, bütün akü seviyesi, makinenin gideceği yön göstergesi, hatta bunun dışında makinenin seri numarasını, üretim bilgilerine kadar tüm detayları ve parametreleri görmeniz mümkün.
Bahsettiğimiz gibi koltuğumuz Gramer marka. Bu koltuk üzerinde dirsek dayama, standartta sunulan bir emniyet kemerimiz var. Hatta emniyetli olması için sağda solda sırt desteklerimiz de var. Operatörü tanımlaması için kilosu ayarlanabilen bir koltuk sensörümüz de konumlanmış. Sırt tarafı yatıp kalkabiliyor. Gördüğünüz gibi bir amortisör sistemimiz var. Bu şekilde koltuğu ileri geri kızak yaptığımız zaman aynı şekilde elektrikli direksiyonumuzun da açısını ayarlayıp operatörün boyuna, kilosuna, vücut tipine göre tüm parametrenin ayarlarını değiştirebiliyoruz. HB 25, 30 ve 35 serisinde yandan akü değişimi sunabildiğimiz bir opsiyon. Bunun için tabii ki transpalet dışında üzerine konulacak bir aparat ve aküyü aynı şekilde bir tepsi gibi ilave bir donanımla beraber kullandığınız zaman yandan çekerek akü değişimi yapabilirsiniz. Makinamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arka tekerleklerin artı 100 derece açı yapabilmesi. Özellikle altını çizerek söylüyorum, artı 100 derece. Bu ne demek? Neredeyse 3 tekerlekli forkliftler gibi kendi ekseni etrafında dönebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda da 2 adet önde yürüyüş motorumuz bulunmaktadır. Yürüyüş motorlarından mütevellit olarak da ön tekerleklerden biri düz giderken biri ters yöne doğru hareket etmektedir. Bu da fayda anlamında lastik ömrünü %10-15 artırmaktadır. Makinamızda birazcık da çalışma performansı ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. 2 farklı modu var. Biri Eco Mod, biri Pro Mod hız anlamında. Makinenin zaten çalışması ve bir vardiyayı kolaylıkla çıkarmaya göre dizayn edilmiştir. Fakat bunu eğer Eco Mod'da alırsanız yaptığınız işlere tabii ki doğru orantılı olarak bir vardiyanın üstüne de çıkabilirsiniz. Ayrıca bizim yaptığımız gibi özellikle makineleri teslim ederken redresörleri daha farklı, daha kısa sürede şarj edebilen ve enerji kaybını en minimuma indiren şekilde teslim etmeye çalışıyoruz ki hem performansınızı artıralım hem akü ömrünü de daha fazla uzatalım.